Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Toplantıda CHP'li Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan bulunurken görüşmede CHP'deki değişim sürecine yönelik fikir alışverişi yaptığı görüldü. Ne zamana ait olduğu bilinmeyen videonun paylaşıldığı hesapta İmamoğlu'nun değişim A takımı ile gizli darbe toplantısı yazması dikkat çekti. Videoda söz alarak konuşan CHP'nin önde gelen isimleri, görevden alınan il ve ilçe yöneticilerinin yapacakları itirazın görüşüleceği parti meclisini toplantıya çağırmak için imza toplama ve olağanüstü kongre toplanması konularını konuşuldu. Toplantıyı yöneten CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın söz konusu metnin Bülent Tezcan tarafından kaleme alındığını söylüyor. Dilekçenin kimler tarafından imzalanacağı, genel merkeze ne zaman verileceği, basına ne zaman duyurulacağı o toplantıda konuşuluyor. Olağanüstü kurulta ifadesinin de İmamoğlu tarafından dillendirildiği görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya ilişkin soruya partimin mevzuları partililerle konuşulur. Bizim bu ve benzeri belki 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Hiçbir gizli tarafı yok yanıtını verdi. Gündeme bomba gibi düşen kayıtla ilgili CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan açıklama geldi. Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da görüşmelerin gizli olmadığını ve görüşmelerin süreceğini belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapılan online toplantının sosyal medyaya sızması ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'de kaset savaşları dönemi başladı, yorumunda bulun Saymaz, ekranda katılımcı yazan bir hane var. Orada bir başka davetlinin olması gerekiyor. Muhtemelen onun yerine bir danışman, milletvekili danışmanı gibi biri bu toplantıyı dinliyor, kayda alıyor ve sızdırıyor. Bu toplantıdan başka kayıtlar da olabilir deniyor, ifadelerini kullandı. Söz konusu olaya ilişkin CHP'den ilk açıklama Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile partinin ileri gelenlerinin gerçekleştirdiği online toplantıdan partinin haberinin olmadığını söyledi. Östrak partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve Merkez Yönetim Kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır. Genel merkezin toplantıdan haberi yoktu. İfadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği Zoom toplantısına yönelik tartışmaların gölgesinde toplandı. Yaklaşık 50 dakika süren MYK'da bazı üyeler, Zoom toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan istifalarının istenmesi gerektiğini dile getirdi. İki ismin istifa etmemesi halinde ise CHP Meclis Grubu'nda güvensizlik oylamasının gündeme gelebileceği belirtildi.